Merhaba sevgili gençler. Bugün son konumuz anlatım bozuklukları konusuyla karşınızdayız. Öncelikle anlatım bozuklukları ile ilgili size genel bir bilgi vereyim. Şimdi birçoğunuz büyük ihtimal diyorsunuz ki yıllardır anlatım bozukluğu sorulmuyor. Sadece bu konuda şu uyarıyı yapmak istiyorum. Evet, ÖSYM yaklaşık 2014'ten beri anlatım bozukluğu sormuyor. Yani en son üniversite sınavında sordu. Ya 2014 ya da 2016 olması lazım. Fakat ÖSYM bunu sınav müfredatından çıkarmadı. Sınav müfredatından çıkarmadığı için de anlatım bozukluğu sormayacak diye bir kaide yok. Fakat ben şu anlatım bozukluğuna dair şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Bu yıl bir üniversite sınavı oldu geçtiğimiz işte hafta sonu. Orada bir paragraf sorusu vardı. Mesela paragrafta anlatım yalın ve sadedir ya da açık ve yalındır ifadeleri kullanıyor. Aslında bu anlatım bozukluğu sorusudur. Birebir eskiden olduğu gibi aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır ya da yoktur şeklinde sormuyor. Fakat paragrafın içine sindirip sormaya devam ediyor işin aslı. O yüzden ben anlatmakta fayda görüyorum. Ya da işte cümledeki yapısal bozukluğun sebebi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorabilir. Aslında bu da bir noktada anlatım bozukluğudur. Anlatım bozukluğu temel olarak iki başlıkta inceleniyor. Anlamsal bozukluklar ve dil bilgisine dayalı bozukluklar ya da yapısal bozukluklar olarak diyoruz. Anlama dayalı bozukluklarda ilk başlığımız anlamca birbirine karıştırılan sözcükler ya da yanlış anlamda kullanılan sözcükler. Birbirine yazılış ve okunuş bakımından çok benzeyen ya da aralarında ilgi bulunan, yakınlık bulunan sözcükleri fakat anlamları farklı olan sözcükleri birbirinin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna neden oluyor. Bu tür anlatım bozuklukları da sözcüklerin anlam farklılıklarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Örneğin odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı dediğinde kapsamak ve kaplamak bakın yazım olarak birbirine çok benziyor. Burada eğer kapsamıştı dersek anlatım bozukluğu olur. Çok üzgün olmasına karşılık bunu belli etmemeye çalışıyordu örneğinde. Özellikle bu tür edatlar çok önemli. Karşılık değil, karşın edatını kullanması gerekiyordu. Bu iki elbise arasında desen bakımından hiçbir ayrıcalık yoktu dediğinde, bunu da çok sık günlük hayatta da kullanılıyor yanlış olarak. Bu önemli haber bütün televizyon kanallarında yayımlandı. Yayın, televizyon yayınından aklınıza gelsin arkadaşlar. Televizyonla ilgili, yani görüntüyle ilgili şeyler, yayın, yazıyla ilgili şeyler, yayım olur. Babasına soru sorarken oldukça çekimser davranıyor. Çekimser, karar veremeyen, uzak kalmış demek. Çekingen ise utangaç demek. Anlam inceliğine dikkat etmek gerekiyor. Öğrencilerin sınavda başarılı olması derslerle ilgilenmelerine bağımlıdır değil, bağlıdır. Bağımlı olmak bir şeyi kontrolsüzce istemek, kullanmak ya da tasarruf etmektir. Gereksiz sözcük kullanımında ise Türkçe'de doğru bir cümle anlatılmak isteneni en sade, en duru haliyle verebilen cümledir. Eğer en sade ve en duru haliyle veriyorsa bunda anlatım bozukluğu yoktur. Gereksiz sözcük kullanımı duruluk ilkesine aykırıdır arkadaşlar. Bir duygu, bir düşünce gerektiği kadar sözcük kullanılarak anlatılmalı. Yani cümlede gereksiz sözcüklere yer verilmemelidir. Bir sözcük cümleden çıkarıldığında eğer anlamda değişme, daralma olmuyorsa ya da bozulma olmuyorsa demek ki o sözcük o cümlede gereksiz kullanılmıştır. Tabii ben kırmızı ile belirtmiştim. Daha sonrasında
siyahlaştı. Bu olaya verilen tepkiler kişiden kişiye göre değişir. Bakın, kişiden kişiye demesine gerek yok. Yani kişiye göre değişir demesinde yeterli. Yani kişiden kişiye demesine tekrar gerek yok. Tatile ailesiyle birlikte gidecek gitti dediğinde burada da birlikteye gerek yok. Çünkü ile zaten birliktelik anlamı katıyor. İle edatı birliktelik anlamı kattığı için tekrar birlikte demesine gerek yok. Acemi olan şoförle yolculuk yapar mı? Örneğinde. Olan sıfat fiil gereksiz kullanılmış sadece acemi şoförle yolculuk yapar mı demesi yeterli. Bir daha olan hem yardımcı fiilini hem de sıfat fiilini kullanmasına gerek yok. Adam kapının önünde duran kadının kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldıyordu dediğinde, bakın fısıldamak zaten alçak sesle olduğunu söylemek, tekrar alçak sesle demesine gerek yok. Adam kapının önünde duran kadının kulağına bir şeyler fısıldıyordu demesi yeterli. En yakın arkadaşıyla aşağı yukarı 3 yıldan beri görüşmüyor dediğinde, burada da tekrar hem aşağı yukarıyı kullanmış hem de 2-3 yılı kullanmış. Zaten 2-3 yıl yaklaşık demek. Yani burada aşağı yukarı kelimesini, kelime grubunu çıkarması uygun olur. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımında ise anlatımı düzgün bir cümlede okuyucuyu şüphe düşürecek, şaşırtacak, yanıltacak birbiriyle çelişen ifadeler bulunmamalıdır. Anlamca birbirine karşı veya birbiriyle çelişen sözcüklerin aynı cümlede kullanılması bir anlatım bozukluğu nedenidir. Bu tip anlatım bozuklukları genellikle kesinlik, olasılık bildiren sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanıyor. Bunu da her zaman sözcük olarak değil, bazen ek olarak da görebilirsiniz. Gereklik kipi melimalı eklendiği sözcüğe olasılık anlamı da katıyor. Bu kiple birlikte kullanılan kesinlik ifadesi bildiren sözcükler anlatım bozukluğuna sebep olur cümlede. Örneğin belki onun da gelmemesinin bir nedeni vardır mutlaka dediğinde hem belki diyor hem de mutlaka diyor. Yani İhtimal ya da kesinlik arasında çelişiyor. Beni kesinlikle gördüğünü sanıyorum dediğinde, burada kesinlikle diyor, burada da sanıyorum diyor. Hem emin hem emin değil. Bu iş tam olarak bitti sayılır dediğinde, tam olarak ya bitmiştir ya da bitmiştir, bitti sayılamaz arkadaşlar. Bu konuda anlatılanlar hiç kuşkusuz doğru olmalıdır dediğinde, bakın burada malı meli gereklilik gibi cümleye ihtimal anlamı katmış. Fakat kuşkusuz, hiç kuşkusuz dediğinde cümlede kesinlik var. Anlamca çelişen sözcükler bir arada oluyor bu durumda. Bundan tam 17 yıl kadar önce, bakın burada tam diyor, burada yaklaşık anlamında kullanılan bir edatımız var. Bu da anlatım bozukluğuna sebep olur. Deyim ve atasözünün yanlış kullanımına gelince ise benim işin aslında en zor bulduğum sorulardan, konulardan biri. Mesela anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması çok basit. Hani bir ÖSYM görevlisi olsaydım ve sınav komisyonunda yer alsaydım o konudan, o başlıktan sormazdım. Ama deyim ve atasözü yanlışlarından sorardım ki eleyici olsun. Bu tip anlatım bozuklukların bulunduğu cümlelerde vurgulanmak istenen düşünce atasözü veya deyimlerle daha da kuvvetlendirilmeye çalışılır. Ancak anlatılmaya çalışan düşünce ile kullanılan atasözü ya da deyim tam olarak birbiriyle aynı düşünceyi ifade etmemektedir. Ayrıca atasözleri ve deyimlerin kalıplaşmış anlamları vardır ve bu yüzden de kendi anlamlarının dışında kullanıldıklarında da anlatım bozukluğu olur. Kalıplaşmış sözcükler olduğu için de deyim ve atasözlerinin eş anlamları kullanılamaz ve yerleri değiştirilemez, sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Eğer bunlardan birinde yaparsa
bozukluğuna sebep olmuş oluruz. Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak kabartın dediğimde, bakın şu kulak vermek ve kulak kabartmak deyimleri çok karıştırılır. Kulak kabartmak bir şeyi gizlice dinlemek, kulak vermek ise dikkatlice dinlemektir. Bir de kulak kesilmek var. Kulak kesilmekte de yine dikkatlice dinlemek anlamı olur. Kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki dostlar başına. Dostlar başına iyi bir şey için kullanılır, iyi dilek sözüdür. Eğer sen dostunun kötü olmasını istemiyorsan, böyle kötü bir durum için dostlar başına demezsin. Kötü olmasını isteyebileceğin tek bir şey kişi var, düşman başına. Doğru kullanımı kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki düşman başına demesi lazım. Bugüne kadar yaptığım bütün iyiliklere göz yumdu dediğinde, göz yummak bir şeyi bir durumu görmezden gelmek arkadaşlar. Yani senin bütün hatalarına göz yumdum. Yani senin bütün hatalarını görmezden geldim anlamında kullanır. O yüzden burada göz yumdu deyimi yanlış olmuş. Hani buna benzeyen bugüne kadar yaptığım bütün iyiliklere el ayak oldu diyebilir ama göz yummak deyimini kullanamaz. Kardeşimin sevinçten etekleri tutuşmuştu dediğinde, bakın tutuşmak alev almak. Ateş varsa yangın vardır, yangın varsa telaş vardır. Buradan kodlayabilirsiniz. Etekleri tutuşmak değil, etekleri zil çalmak demesi lazımdı. Çünkü burada çok sevinmek anlamında kullanılır. Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni ardına koyma. Elinden geleni ardına koymamak da olumsuz durumlar için kullanılan bir deyimdir. Hadi bana yapabileceğin bütün kötülükleri yap. Sana meydan okuyorum anlamında. Doğrusu ise elinden geleni yapmaktır. Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni yap şeklinde kullanması gerekirdi. Ayrıca deyim ve atasözleri kalıplaşmış oldukları için sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Mevcut sözcüklerin yerine başka bir sözcük eş anlamlısı dahi olsa getirilemez. Şuraya baktığımızda fazla naz insanı usandırır dersek bu bir anlatım bozukluğu olur. Çünkü insandan bahsetmez orijinalinde, çok naz ya da fazla naz aşık usandırırdır doğrusu. Çocukların gürültüsünden rahatsız olunca hepimizi kafasından savdı. Yani yanı başından gönderdi anlamında. Fakat bu deyimin orijinali kafasından savmak değil, başından savmaktır. Baştan tırnağa muayene olmuş dediğinde baştan tırnağa değil baştan ayağa şeklinde kullanılmalıdır. Ay ışığında dut silkelenmez. Hayır, dut yumuşacıktır zaten. Ay ışığında da silkelesen bir şey olmaz. Fakat ceviz sert olduğu için ay ışığında nereye düşeceğini göremezsin. Tak kafana düşer, canın çok acır anlamında kullanılıyor. Ya da gerçek anlamı ise yani atasözü olarak anlamı, vakitsiz iş yapılmaz, her işin bir vakti vardır. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması ise arkadaşlar, anlatımda sözcüklerin gerektiği yerde kullanılmaması cümlede anlam karışıklığı yaratır. Söylenilenin ters ya da yanlış anlaşılmasına yol açar ya da birden çok anlama gelmesine yol açar. Özellikle sıfat ve zarf gibi nitelik, miktar vesaire durumlar bildiren sözcüklerin yanlış yerde kullanılması anlam belirsizliğine neden olur. Bu tip cümleler okuyucuya cümleden iki farklı anlam çıkarmasına yol açar. Bunlardan biri cümlenin ifade ettiği anlamken diğeri okuyucunun algıladığı anlamdır. Eğer böyle bir cümleden iki farklı anlam çıkarabiliyorsanız o cümledeki anlatım bozukluğunu bulmuşsunuz demektir. Örneğin bütün eczanelerin camlarında görebilirsiniz mesela, ağrısız kulak delinir. O kadar alışmışız ki yanlış gibi gelmiyor belki de. Bakın kulak ağrısız delinir demek istiyor aslında. Hani bu şu
bu formunda ağrısız kulak denilir formunda kullanırsak kulağın ağrıyorsa delmem. Önce git kulak burun boğazcıya muayene ol. Kulağın iyileşsin ve ben sonra deleyim anlamına geliyor. Doğrusu kulak ağrısız delinir olması lazımdı. Onlara sık sık sevdiğini söylüyor. Şimdi ben sık sık aşık mı oluyorum acaba? Şıp sevdi miyim acaba anlamı çıkıyor. Onlara sevdiğini sık sık söylüyor. Daha doğru bir kullanım. Bu olayla ilgili kısaca bildiklerini anlattı. Bu olayla ilgili kısaca olan bildiklerini anlatıp uzun olan bildiklerini anlatmadı mı anlamı çıkıyor. O yüzden bu cümlenin doğrusu bu olayla ilgili bildiklerini kısaca anlattı olması gerekirdi. Her türlü Atatürk'e karşı saldırı affedilemez dediğinde. Valla bu ülkenin bir tane Atatürk'ü var. Her türlü Atatürk zaten olmaz. Atatürk'e karşı her türlü saldırı affedilemez doğrusudur. Sırada bekleyen hastalar için ilk odaya ben girdim örneğine baktığımızda. Sırada bekleyen hastalar içinde o ilk odaya girmişim, ikinci odaya girmişim ne fark eder doktora görünmedikten sonra? Doğrusu sırada bekleyen hastalar içinde odaya ilk ben girdim olmalıydı. Sırada bekleyen hastalar içinde ilk odaya ben girdim örneğinde ise şimdi ilk odaya mı ben girdim yoksa odaya mı ilk ben girdim? Yani eğer sıralamaya dikkat etmezsek her iki anlamda çıkar. O yüzden odaya ilk ben girdim demesi daha doğru bir kullanım olurdu. Kişi zamirinin yanlış kullanımından ya da eksik kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu da var. Kişi zamiriyle kurulan tamlamalarda bazen kişi zamiri söylenmeyebilir. Bu tip cümlelerde kastedilen şahsın kim olduğunu anlamakta da güçlük çekilir. Birden çok zamir çağrışımı anlam belirsizliğine yol açar. Kimin neyin sorusunun cevabını almakta zorlandığımız bu cümlelerde de bu tip anlatım bozukluğu vardır. Anlam bulanıklığından kaynaklanan anlatım bozukluğu ya da kişi zamirinin eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu şeklinde isimlendirebiliriz. Kardeşinin hastalanması beni üzdü, beni çok üzdü dediğinde bu cümlede kimin kardeşi, senin kardeşin mi, onun kardeşi mi? Borçlarını bir an önce öde dediğinde kendi borçlarını mı yoksa onun borçlarını mı ödemeni istiyor? Ne yaparsam yapayım, söylediklerini anlamakta güçlük çekiyorum dediğinde senin söylediklerini, onun söylediklerini ya da onların söylediklerini anlama çıkıyor. Bu da anlatım bozukluğuna sebep olur. Mantık hatasına geldiğimizde ise anlatılanların mantığa ters düşmesi de bir anlatım bozukluğu nedenidir. Bu tip cümlelerde genellikle dil bilgisi açısından düzgün olsa da anlam yönüyle sıkıntılı cümlelerdir. Mantığa aykırı durumlar barındıran cümlelerdir. Bu yüzden de anlatım bozukluğunun zor anlaşıldığı bir cümle tipidir. Çünkü biz anlatım bozukluğunu ararken daha çok kelimelere gibi şeylere odaklanıyoruz. Kelimeler gibi şeylere. Cümlenin tamamına baktığımızda sınav heyecanıyla gözümüzden kaçabilir. Örneğin her salı kardeşimin yanına gider, orada 10 gün kalırdım. Şimdi bakın aslında bir yanlışlık yokmuş gibi. Ama her salı gidiyorsa bir hafta 7 gün arkadaşlar 10 gün kaldıysa dönüşü zaten cuma günü olur. Her salı gidemez. Yani bir sonraki salı tekrar gitmesi lazım. Sık sık pardon, seninle sık sık hatta arada bir görüşmek isterim. Sık sık mı görüşmek istiyor? Arada bir mi görüşmek istiyor? Burada bir karmaşa var, yani mantık hatası var. Önce seninle arada bir, sonra da hatta sık sık görüşmek isterim demesi lazımdı.
Hükümet 280'e karşı 210'la güven oyu aldı. Bu durumda da hükümet daha az oyla güven oyu almış olur. 210'a karşı 280 demesi lazım. Okula gitmiyor. Hatta hiç ders çalışmıyordu dediğinde ise okula gitmeyenin zaten ders çalışmaya ihtiyacı yoktur. Yani doğrusu hiç ders çalışmıyor, hatta okula gitmiyor olmalıydı. Dişteki iltihaplanmalar tedavi edilmezse ölüme, hatta romatizmaya sebep olur. Valla ben öldükten sonra romatizmam olsa da beni pek ilgilendirmiyor. Bu cümlede doğru olan dişteki iltihaplanmalar tedavi edilmezse romatizmaya yol açabilir, hatta ölüme sebep olur şeklinde kullanabilir. Yapıya dayalı bozukluklar ise ya da yapısal bozukluklarda özne eksikliği ya özne yanlışları ya da özne yüklem uyuşmazlığı şeklinde ben bunu temel bir başlık olarak aldım. Özne eksikliğinde ilk cümlede bulunan özne birinci yükleme uyarken diğer yüklemlere uymazsa özne eksikliğinin neden olduğu anlatım bozukluğu meydana gelir. Örneğin biz ağaçları hiç ilaçlamadık, yine de meyve verdi. Şimdi ilaçlamadık yüklem, ilaçlamayan ki biz. Verdi yüklem, veren ki ağaçlar. Yani burada ağaçlar şeklinde özneyi kullanması lazımdı. Yoksa meyve veren biz oluruz. Bu da anlatım bozukluğu olur. Başka örneklere baktığımızda herkes bu olayda kendi çıkarını düşünüyor, başkasını düşünmüyordu dediğinde. Düşünüyor yüklem, düşünen kim? Herkes. Düşünmüyordu yüklem, düşünmeyen kim? Herkes olmaz. Çünkü burada biraz da özne eksikliğinin yanında özne yüklem uyumsuzluğu dikkate, pardon, gündeme geliyor. Kimse başkasını düşünmüyordu şeklinde olumsuz bir belgisiz zamir kullanması gerekiyor. Çünkü belgisiz zamirlerde de yüklemle uyum zorunludur. Aynı şekilde belgisiz sıfatlarda da öyle. Eğer olumlu bir belgisiz zamirin varsa yüklem olumlu olur. Olumsuz bir belgisiz zamirin ya da yüklemin varsa zamirin olumsuz olur. Bu kitapta hem yanlışlar var hem de okunacak gibi değil. Şimdi var yüklem, var olan ne? Yanlışlar, özne. Okunacak gibi değil yüklem. Okunacak gibi olmayan ne? Yanlışlar değil. Nedir? Buradaki gizli öznemiz kitap. Hocam cümlede normalde gizli özne var. Gizli özne olduğunda her gizli özne anlatım bozukluğu mu yapar? Hayır. Anlatım bozukluğunun yaptığı gizli özneler genellikle sıralı ve bağlı cümlelerde ortaya çıkar. Yani bugün geliyorum dediğinde ya da dün akşam beni aramıştın dediğimde anlatım bozukluğu yok. Çünkü özne gizli de olsa tek bir şeyi veriyor. Fakat burada sıralı ve bağlı cümlelerde ortak bir özneye bağlarsanız yüklemle uyumsuzluk ortaya çıkar. Hem özne eksikliği diyebilirsiniz hem de özne yüklem uyumsuzluğu diyebilirsiniz. Bir diğer nokta ise özne ve yüklem kişi, tekillik, çoğulluk bakımından birbiriyle uyumlu olmalı. Örneğin birinci cümlede, pardon, cümlede birinci tekil şahıs kişisi ben ile beraber kullanılan başka bir özne varsa yüklem birinci çoğul ekiyle çekimlenmelidir. Hasan, Mehmet ve ben, yani biz. Bu oylamaya katılmayacağız demesi lazım. Hasan, Mehmet ve ben bu oylamaya katılmayacağım derse hata olur. Büşra, ben ve Büşra dinlenmek için piknik alanlarını tercih ediyoruz dediğinde ben ve Büşra biz oluyor. Burada da yüklem çoğul olmalı. O ve ben
O zaman işin içinde ben varsam, yani birinci tekil kişi varsa, yine birinci çoğul olur arkadaşlar. Türkü dinlemeyi çok seviyoruz şeklinde kullanılmalı. Cümlede ikinci tekil şahıs sen ile beraber kullanılan bir özne varsa, bu sefer yüklem ikinci çoğulu ekiyle çekimlenmeli. Örneğin sen ve arkadaşların, yani siz ortalığı birbirine katmışsınız dediğinde doğru kullanım budur. Fatih ve sen ne güzel yakışırsınız İstanbul'a dediğinde Fatih ve sen siz oluyorsunuz. Doğru kullanımı çoğul, ikinci çoğul kişi olur. Sen ve o yine siz olursunuz. Bize gidip ders çalışabilirsiniz dediğinde doğru kullanımı böyle olur. Üçüncü tekil şahıs o ve onlar ile beraber kullanılan başka bir özne varsa bu sefer de üçüncü çoğul şahıs kullanılır. Harun ve o onlar olur, yemeğe gelecekler. Onlar ve akrabalarım düğünüme davetliler. Yani onlar ve akrabalarım hepsi onlar oluyor zaten. Bir diğer madde ise insan dışındaki varlıkların çoğul özne olduğu cümlelerde yüklem tekil olmalıdır. Bu çok önemli bir madde. İnsan dışındaki bir varlık varsa ve yüklem insan dışındaki varlık varsa ve bu özne ise ve çoğulsa yüklem tekil olmalı. Örneğin köpekler bu sokakta sabaha kadar havladılar örneğine baktığımızda. Bakın bu insan dışında havladılar değil, havladı demesi lazım. Doğrusu budur. Kitaplar yeni alınan dolaba kaldırıldılar değil, kaldırıldı demesi lazım. Çünkü biz insan dışındaki varlıklardan bahsediyoruz. Cümlenin öznesi belgisiz zamir ya da belgisiz sıfat ise yüklem tekil olmalıdır. Yani belgisiz zamir ve sıfatlardan genellikle çoğul olanlarında görülür bu. Birkaçı benimle burada kalmak istiyorlar olmaz. Çünkü bizim belgisiz bir zamirden öznemiz var. İstiyorlar değil, istiyor doğrusudur. Hiçbiri seni ziyarete gelmeyecekler dediğinde belgisiz zamirimiz çoğul olduğu için yüklem tekil olmalı. Bunu da eledik. Birçok öğrenci, bakın bu sefer de belgisiz sıfat var. Senin gibi gitar çalmak istiyorlar değil, doğrusu istiyor olmalıydı. Cümlenin öznesi topluluk bildiren bir isimse yüklem tekil olur. Topluluk ismi çoğul eki almışsa yüklem çoğul da olabilir. Örneğin sizin takım bizim takımdan çekiniyorlar diyemeyiz. Bakın topluluk ismi var. Bu durumda yüklem tekil olmalı. Yani bu cümlede larler eki olamaz. Ordular savaş meydanına çıkarma yaptılar dediğinde bakın çoğul ismi almışsa yüklem çoğul da olabilir demiştik. Bu olabilir çünkü öznemiz çoğul, yüklem çoğul da olabilir. Cümlede saygı ve sitem anlamını sağlamak için özne tekil de olsa yüklem çoğul olabilir. Örneğin doktor beyler sizi çağırıyorlar dediğinde bakın saygı anlamı olduğu için yüklem çoğul. Vali beyler henüz haber göndermemişler dediğinde yine saygı anlamında kullandığı için çoğul. Nesne eksikliğine geldiğimizde cümlelerde aynı nesneyi almayan yüklemlerin ortak nesneye bağlanması bir anlatım bozukluğuna sebep olur. Eve gelmiyor, ihmal ediyordu. Örneğine baktığımızda, bakın bu bir sıralı cümle. Gelmiyor yüklem. Gelmeyen kim? O, gizli özne. O nereye gelmiyor? Eve, dolaylı cümleç. İhmal ediyordu yüklem. İhmal eden kim? O, gizli özne. O neyi ihmal ediyordu? Evi, çocuklarını, bizi, beni şeklinde kullanırsak
Bakın burada belirtili nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu oluyor. Örnek cümlelere baktığımızda bu olaya ancak o karar verir ve uygular. Neyi uyguluyor? Bu olayı, nesne eksikliği var. Gazetelerin yazdıklarına inanmıyor, okumaktan da geri kalmıyordu. Neyi okuyor? Gazeteleri, burada da nesne eksik. Kızına asla kızmıyor çünkü çok seviyor örneğinde. Kimi çok seviyor? Kızını. Belirtili nesne eksikliği var. Anneler çocuklarına hep inanırlar, kolayca bağışlar. Kimi bağışlar? Onları bağışlar. Burada da onları kelimesi nesne eksikliğine örnek olarak verilebilir. Romanlarında aşktan çok bahsetmişti ama hiç yaşamamıştı. Neyi yaşamamıştı? Aşkı yaşamamıştı. Burada da yine nesne eksikliği var. Tümleç eksikliğinde ise sıralı cümlelerde aynı cümleleri aynı tümleci almayan yüklemlerin ortak tümlece bağlanması anlatım bozukluğuna sebep olur. Sıralı ya da bağlı cümlelerde karşınıza geliyor, unutmayın. Öğretmeni tanıyoruz ve sonsuz güveniyoruz. İnsanın gerçek olasını düşünmesi geliyor, düşünmek istiyor. Tanıyoruz yüklem. Tanıyan kim? Biz. Biz kimi tanıyoruz? Öğretmeni, nesne. Hatta belirtili nesne. Değil mi? Diğer cümleye baktığımızda güveniyoruz yüklem. Güvenen kim? Biz. Öznesi ortak. Peki biz kime güveniyoruz? Ona, yani öğretmene. Burada dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Örnek cümlelere baktığımızda arkadaşını dikkatle dinliyor, gülümsüyordu. Kime gülümsüyor? Arkadaşlarına gülümsüyor. Doğrusu bu olmalıydı. Bu zorluklara nasıl katlandı? Nasıl başa çıktı? Neyle başa çıktı bu? Bu zorluklarla, onlarla başa çıktı. Edat tümleci eksikliği var. Çünkü ile yerine ve alamıyorsa edattır demiştik. Yeğeninin yanına çağırdı ve hediyeler dağıttı. Kime hediyeler dağıttı? Çocuğu yanına çağırıp mahallenin çocuklarına dağıttıysa çok incitici olur. Onlara, yani yeğenlerine hediyeler dağıttı. Olur. Arkadaşlarına çok iyi davrandı ama karşılığında kötülük gördü. Kimden kötülük gördü? Arkadaşlarından. Cümlenin doğru kullanımı budur. Bağlantıda bir sıkıntı yaşadım. Çok özür dilerim. Biraz geri alayım. Sanırım bağlantı kopmuş. Yüklem eksikliğine gelince, ortak yükleme bağlanamayan birden çok yüklemin, cümlenin tek yükleme bağlanmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğudur. Örneğin, bugün ben yemek, o ise temizlik yaptı dediğinde, şimdi ben yemek yaptı olmaz. Ben yemek yaptım demesi lazım. Burada bir tane yüklem kullanması gerekiyor. Başka örneklere bakacak olduğumuzda Mehmet'i çok az, Ayşe'yi hiç sevmem. Sanki Mehmet'i çok az sevmem, Ayşe'yi de hiç sevmem anlamı çıkıyor. Mehmet'i çok az severim, Ayşe'yi hiç sevmem şeklinde olması lazım. Dışarıdaki işlerle ev arkadaşım, evdeki işlerle de ben uğraşırım dediğinde ev arkadaşım uğraşır, evdeki işlerle de ben uğraşırım. Bugünkü sınava sen, yarınkine Volkan girecek dediğinde
Sen girecek, Volkan girecek olmaz. Sen gireceksin, yarınkine Volkan girecek olur. Kişi uyumsuzluğuna baktığımızda cümledeki yüklemlerin kişi yönünden uyuşmaması anlatım bozukluğunun nedenidir. Örneğin bu konuda siz bize güvenecek, biz de size yardım edeceğiz. Örneğine baktığımızda eğer bu yüklemde kişi ekini kullanmazsa anlatım bozukluğu olur. Yani biraz Türkçe yeni öğrenmiş birinin konuşmasına benziyor. Bu konuda siz bize güveneceksiniz, biz de yardım edeceğiz. Siz sevinecek, biz üzüleceğiz dediğinde de yine siz sevineceksiniz, biz üzüleceğiz. O haftaya bize gelecek, beraber sinemaya gidecektik değil. Haftaya bize gelecekti çünkü o geliyor. Beraber gidecektik dediğinde de yüklem birinci çoğul kişi oluyor. Bu sefer anlatım bozukluğu ortadan kalkmış oluyor. Ek fiil eksikliğine baktığımızda sevgili arkadaşlar, yüklemi isim soyulu olan sözcüklerde yüklemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz anlam taşıyabilir. Bu durumda ek eylemin eksik olması anlatım bozukluğuna neden olur. Ama çok fazla yapılıyor bu da günlük hayatta. O da arkadaşlarımdan biri kurnaz, diğeri kurnaz değildi. Biri kurnaz idi, diğeri kurnaz değildi ya da kurnazdı şeklinde kullanması lazım. Çocuklar çok çalışkan ama umutlu değil dediğinde çok çalışkanlar, çok çalışkanlar ya da çok çalışkandı ama umutlu değildi şeklinde kullanması gerekir. Çatı uyumsuzluğuna baktığımda benim en zorlandığım konulardan biri, bazen çok doğru geliyor çünkü. Ama burada şunu söyleyelim, cümledeki eylem ve eylemsilerin hepsinin çatı yönünden birbiriyle uyuşması gerekiyor. Ya hepsi etken olmalı ya da hepsi edilgen olmalı. Güzel elbiseler giyip düğüne gidildi örneğine baktığımızda, bakın burada yükleme bakalım. Gidildi edilgen çatılı. Giden başka, gidilen başka. Bu durumda diyor ki senin fiilimsin de edilgenlik eki taşımalı. Yani güzel elbiseler giyilip denmesi gerekiyor. Onu telefonla arayıp dışarı çıkıldı. Şimdi burada fiilimsimiz etken. Fiilimsiyi edilgen yapamıyoruz. Çünkü edilgenlik eki L veya N ekidir edilgenlik eki. Eğer bunlardan birini kullanamıyorsak edilgen yapamıyoruz. O yüzden doğrusu onu telefonla arayıp dışarı çıktı demesi gerekiyor. Yanlış yapılı eylem ya da eylemsilere baktığımızda ise cümlede kullanılan eylem ya da fiilimsilerin yapısal yanlışlıkları anlatım bozukluğuna sebep olur. Yani üstüne getirilen yanlış bir ek ya da fazladan bir ek. Mehmet yapılacak ameliyatta nihayet sağlığına kavuştu. Eğer ameliyat daha yapılmadıysa sağlığına kavuşamaz. Bu durumda yapılacak sıfat fiil ekini değil, yapılan an en sıfat fiil ekini kullanması gerekiyor. Ne gelişinden haberimiz oldu, ne de gittiğinden dediğinde geliş daha gelmemiş sanki. Bu yüzden geçmişte bir şeyden bahsediyor, dikkat ederseniz çünkü gittiğinden diyor. O yüzden ne geldiğinden haberimiz oldu, ne de gittiğinden şeklinde kullanması gerekir. Çocuğun arkamızdan seslenişini ve bakmasını unutamıyorum dediğinde bakması değil, sesleniş var. Bakın burada bir iş ekiyle yapılan isim fiil var. Bu durumda bakışını demesi daha uygun olur. Bütün gün kitap okuma ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor. Okuma derken sanki başkasının yaptığı bir şeyden bahsediyor. Doğrusu kitap okumak ve televizyon izlemek olmalı. Yani aynı isim fiil ekinde gerekirse kullanmalı. Bu sınavı hiç ya da daha az çalışan bir öğrenci kazanamaz.
Hiç ya da daha az çalışan, hiç çalışan diye bir şey olmayacağına göre hiç çalışmayan ya da daha az çalışan bir öğrenci şeklinde demesi doğru olur. Tamlama yanlışlarına baktığımızda isim tamlamalarında tamlayan ve tamlananın kullanılmaması, tamlama eklerinin eksikliklerini veya ortak kullanılmaması gereken tamlayan ve tamlananın ortak kullanılması gibi sebepler tamlama yanlışlarından kaynaklanan anlatım bozukluğuna sebep olur. Örneğin, öğrenciye bir şeyler öğretmeden sınavı kazanmasını beklemek. Kimin sınavı kazanmasından bahsediyoruz? Öğrencinin sınavı kazanması, yani burada tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Hasta yatağındaki annesine şarkı söyleyerek mutlu olmasını sağladı. Kimin mutlu olmasını? Annesinin mutlu olmasını sağladı. Yoksa bir başkasının, onun mutlu olması, o da karşılamıyor burada. Toplumsal ve kültür sorunları yaşayan bir ülkenin evlatlarıyız örneğinde. Nasıl sorunmuş bunlar? Toplumsal sorunlar. Toplumsal sorunlar dediğimizde bu bir sıfat tamlaması olur. Peki nasıl sorun? Kültür sorunları, bu da bir isim tamlaması olur. Her önüne gelen canı istediği gibi davranması doğru değildir örneğinde. Gelen değil, gelenin şeklinde kullanması gerekiyor. Askeri ve devlet okulları dediğinde ne okulu? Askeri okul arkadaşlar. Bu bir sıfat tamlaması. Peki nasıl okul? Devlet okulu. Özür dilerim. Nasıl okul? Askeri okul. Ne okulu? Devlet okulu. Askeri okul dediğinde sıfat tamlaması, devlet okulu dediğinde isim tamlaması oluyor. Ve bir sıfatla bir ismi ortak tamlanana bağlarsa anlatım bozukluğu olur. Bunun da sebebi şudur. İsim tamlamalarında tamlanan eki ı, i, u, ü vardır. Sıfat tamlamalarında tamlama oluşturmak için herhangi bir eke ihtiyaç yoktur. Yüksek dağları ve denizleri aştım senin için. Valla deniz de yüksek oluyorsa o zaman bir sıkıntı var demektir. Yüksek deniz olmaz. Alçak binalar ve bahçeler gözümüze çarptı dediğinde alçak binalar alçak bahçeler oluyor, bakın ortak sıfata bağlamış oluyor. Bu da anlatım bozukluğuna sebep olur. Hem açıklık hem duruluk ilkesine aykırı. O yüzden alçak bahçe ya da alçak bina, pardon, alçak bahçe olmaz diyoruz. Noktalama işaretinin eksikliği de bir anlatım bozukluğuna sebep olur. Anlam belirsizliğine yol açacağı için de virgül eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu ya da anlam belirsizliği olarak da alınabilir. Çocuk arabasını beğenmedi dediğinde, şimdi bir anne var ya da A kişisi var. Neyi beğenmiyor? Çocuk arabasını mı beğenmiyor? Yani bir yetişkin demek ki çocuk arabasını beğenmeyebilir anlamı çıkabilir. Ya da çocuk kendisine alınan arabasını beğenmedi anlamı da çıkabilir. Genç kadın doktorla görüşmek istedi dediğinde, genç kadın bir doktorla mı görüşmek istiyor? Yani burada genç olan kadın mı? Yoksa kadın olan doktor mu? Yani genç bir kadın mı doktorla görüşmek istiyor? Bir genç kadın doktorla mı görüşmek istiyor? Burada da anlatım bozukluğu var. Sarhoş adama ağzına geleni söyledi. Ne, sarhoş mu söylüyor bunları? Ya da üçüncü tekil kişi o sarhoş adama mı söylüyor? Bu da belli değil. Deli adamı öldüresiye dövdü. Şimdi döven kişi deli mi yoksa dövülen kişi deli bir adam mı? Bunu da anlatım bozukluğunu gidermek için virgül koymamız gerekiyor. Deli adamı öldüresiye dövmüş.
Tahta evin önüne yığılmıştı dediğinde kim yığılmış ve o yığılan kişi tahta evin önüne mi yığılmış belli değil. Burada virgül kullanması gerekir ki tahta evin önüne yığılmıştı anlamını sağlayabiliriz. İyelik ekinin gereksiz kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluklarında ise işlevi olmadığı halde o cümlede iyelik ekinin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur. Örneğin bir ay içinde araba sürmesini kimin sürmesi? Kendi sürmeyi öğreniyorsa bir ay içinde araba sürmeyi öğrenir olur. Onun, başkasının sürmesinden bana ne? İnsanlar aldatmasını çok iyi biliyor. Sanki başkasının yerine bir aldatma yapılıyormuş gibi değil mi? İnsanlar aldatmayı çok iyi biliyor demesi daha doğruydu. Resim yapmasını değil, resim yapmayı severim olmalıydı doğrusu. Bu konuda birkaç soru çözüp dersimizi bitirelim. Örnek 2000 yılında ÖSS'de çıkmış bir soru. Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun. Şimdi arkadaşlar burada fiyatlar çok pahalı olduğu için demiş. Fiyat pahalı olmaz. Ürün pahalı olur. Fiyat yüksek olur ya da düşük olur. O yüzden pahalı yerine yüksek kelimesini kullanması daha doğru olurdu. Cevap E şıkkı. Yine 2000 yılında çıkan bir soruya baktığımızda aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Ozan 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen yeni adlarından biriydi. Ay, yanlış, ikinci soruyu okumam gerekiyordu. Ama madem 3'e başladık, 3'ü yapalım. O, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu. Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı. De onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır. E, toplumsal ve bireysel olaylara yan tutmadan bakar örneğinde. A şıkkına dikkat ederseniz Ozan 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından olmaz, başta gelen isimlerinden demesi lazım. Doğru kullanımı budur. Eş anlamlısı da olsa tam olarak bu kalıplaşmış kullanımı karşılamadığı için anlatım bozukluğu A şıkkında var. Ayrıca 1940 yılları da değil, 40'lı yıllarda ya da 1940 yılı bir tane olduğu için yıllarında demesi de yanlıştır. Cevap A şıkkı. İkinci soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bu da 2000 yılında çıkmış bir soru. Bu konuda nasıl bir çalışma yapılması gerektiği uzmanlarca tartışılacak dediğinde ben burada bir sıkıntı göremedim. Bu olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu, suçların cezalandırılmasını istedi. Bakın, yüklemi ortak kullanmış. Bu durumda duyduğunu istedi ve suçluların cezalandırılmasını istedi şeklinde kullanılır. Bu anlama gelir. Bu anlamda yanlış olur.
olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi ve suçluların cezalandırılmasını istediği şeklinde kullanması lazım. Yeni binaların ne zaman hizmete açılacağını basın aracılığıyla duyuracaklarını belirtti. Bir sıkıntı yok. Sorunlara sağduyuyla yaklaşmanın onların çözümünü kolaylaştıracağı sonucuna varıldı. Burada da bir sıkıntı yok. Bölgede kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle alınması gerekli önlemler yetkililere bildirildi. Burada da bir sıkıntı yok. Dördüncü soruda ise yine 2000 yılında çıkmış bir soru. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti. Zaten, pardon, şıklara bakmadan cevap vermeye kalkıştım. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Yüklemin üçüncü tekil kişi olmasından kaynaklanmıyor. Nesnenin çoğul eki almasından da kaynaklanmıyor. Fakat gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanıyor. Çünkü ağız zaten kendinin kendi ağzıyla itiraf edebilir, başkasının ağzıyla itiraf edemez. O yüzden gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Kendi sözcüğünü cümleden atması gerekir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır örneğine baktığımızda? O, kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi birçok erdemler kazanmıştır dediğinde. Şimdi bizim öznemiz herkes. Kazanmışlardır yüklem. Kazanan ki o kurumda eğitim görmüş herkes. Ne demiştik hatırlarsanız özne yüklem uyumunda? Özne belgisiz zamir ve sıfatlardan çoğul ise yüklem tekil olmalıdır. Bu durumda kazanmışlardır değil kazanmıştır demesi gerekir. Özne yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A. Uzun süre ayakta kalabilmesi için bu yapı neme dayanıklı cam, kireç ve tuğla tozundan oluşan harçla yapılmıştır. Burada herhangi bir tırmalayıcı bir şey yok. Çok uzun bir cümle, çok uzun cümleler genellikle sağlıklı oluyor. Hani uzun olunca gözden bir şey mi kaçırdık diye düşünebiliyoruz. Ben yine de bu cümleye geri dönmeyi düşünüyorum. Belki de gözden bir şey kaçırmışımdır. Bu kalsın. B. Bir kamu kuruluşuna ait sevimli konuk evinin önünde fotoğraf çektirdikten sonra oradan ayrıldık. Burada bir sıkıntı yok. Oraya gitmeye karar verirseniz bu gezi için en az 2 gün ayırmanız gerekir. Burada da bir sıkıntı yok. Her sabah erkenden kalkarak açık havada yürüyüş yapmanın kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini öğrendik. Burada da bir sıkıntı yok. Adaylar 25 yaşından büyük olmalı ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi. Bakın olmalı. Burada malı meli kullanıyor. Burada olması gerektiği ifadesini kullanıyor. Ayrıca adayların doğrusu şudur. Adayların 25 yaşından büyük olması ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi şeklindedir. Bu sorunun cevabı E şıkkı. 2001 yılında çıkmış bir sorumuzdu. Cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Bu da 2001 yılında çıkmış bir soru. İlk karşılaşmamızda bana bu kadar yakınlık göstermesine çok şaşırmıştım. İlk kez karşılaşma olabilir. Bu doğru. Sıkıntı yok burada. Ay.
B, bu kadar yetenekli bir çocuğu sanata yönlendirmekle çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Burada da bir sıkıntı göremedim. Geçirdiğim rahatsızlığı büyük bir başarıyla ameliyat ederek sağlığıma kavuşturdu. Burada bir bulanıklık var gibi geliyor. Cevap bence Ceyhan. Geçirdiğim rahatsızlığı sağlığıma kavuşturmaz arkadaşlar. Geçirdiğim rahatsızlık sonucunda büyük bir başarıyla ameliyat olmuşumdur ve sağlığıma kavuşmuşumdur. Burada bu cümlede sanki geçirdiğim rahatsızlığı ameliyat ediyor. Anlatım bozukluğunun sebebi budur. Yine 2001 yılında çıkmış bir soru daha var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Takımlardan biri ötekinin bitmek bilmeyen karşılıklı saldırılarına daha fazla dayanamadı. Şimdi ötekinin karşılıklı saldırıları varsa demek ki öbür takım da buraya karşılık veriyor ki birinin dayanamaması çok tuhaf oluyor. Çünkü takımlardan biri dediğinde sanki biri pasif, diğeri sadece saldırıyor. Bu durumda doğrusu şu olmalıydı. Takımlardan biri ötekinin bitmek bilmeyen saldırılarına daha fazla dayanamadı şeklinde kullanmalıydı. Karşılıklı saldı, karşılıklı kelimesi gereksiz. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Yine 2001 yılında çıkmış bir soru. A. Bu anlaşmazlıkların giderilmesi için zamana gerek var. B. Bu konunun öncelikle ve ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekiyor. Öncelikle ele alınması gerekiyor ve ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekiyor. Bu da doğru. Üyeler onunla ilgili görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını belirttiler. Doğru. Mimar ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun dediğinde mimarla ya da edat eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Mimarla ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız demesi lazımdı. Bunun cevabı D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 2002 yılında çıkmış bir soru. A. Sanayide gelişmiş ülkelerde bu tür sorunlar hızla çözülüyor. Burada bir sıkıntı göremedim. B. Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor. Burada da bir sıkıntı yok. Bu konuda yapılan çalışmaların anlaşılmayacak bir yanı bulunmuyor. Sıkıntı yok. Kurumda çalışanların başarısının bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor. Burada da bir sıkıntı göremedim. Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor. Artarsa değil, artsa da demesi lazım. Gereksiz ek kullanımı var. Doğru cevap E olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Buluştukları zaman sanattan, edebiyattan konuşuyor. Kimi sanatçıları eleştiriyorlardı örneğinde. Bir anlatım bozukluğu yok. Ortada karamsal olmayı gerektirecek bir durum yoktu. Burada sağlıklı bir cümle. Bu kitapları okumak çocuğun ufkunu genişletiyor. Ona farklı dünyaların kapılarını açıyordu. Burada da bir sıkıntı yok. Bu kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı. Kendi resimleri için açıyorsa zaten kişisel bir sergidir. Gereksiz sözcük kullanımı var.
Cevap Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Yine 2012'de, pardon, 2002'de çıkmış bir soru. A. Burada tiyatro salonundan internet kafeye kadar birçok etkinlik bulunuyor dediğinde. Şimdi tiyatro salonundan internet kafeye kadar etkinlik mi bunlar? Etkinlik alanı mı? Burada bir anlatım bozukluğu var. Bunun cevabı A olmalı. Yani. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bunları düzgün bir Word dosyası şeklinde hazırlıyorum ama nedense kayıyor bir şekilde. PDF'ye dönüştürmem gerekiyor ama bilgisayarla ilgili pek bilgim yok. O yüzden affınıza sığınıyorum. 13. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyordu. Gazetelerde bu tür haberlere hemen hiç her gün rastlanıyor dediğinde burada bir anlatım bozukluğu yok. Yazar ve yazar yaşadıklarını etkili bir biçimde anlatmakta başarılı olamıyor dediğinde burada da bir anlatım bozukluğu göremedim. Yemeğini erken yemesi gerektiği halde pasta bu yasağa uymuyor, bu bir yasak değil, bu bir kural arkadaşlar. İyi şeyle kötü şeyi karıştırmayalım. O yüzden cevap Ceyhan. Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış, onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir diyor. Sıralı ve bağlı cümlelere dikkat etmenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Anlatmayan kim? Ben düz bir kalemi seçeyim. Böyle çok kötü oldu. Anlatmayan kim? Hiç kimse. Bakın özne yüklem uyumu var. Oyalayan kim? Herkes, hiç kimse oyalamıştı olmaz. Bu durumda anlatmamış sözcüğünden sonra herkes sözcüğü getirilerek anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Bu kararların uygulanıp uygulanmayacağının yöneticilerin seçeceği tutuma bağlı olduğu bildirildi. Şimdi bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir diyor. Bu kararların uygulanıp uygulanmayacağının yöneticilerin seçeceği tutum. Onlar bir tutum seçmez arkadaşlar. Sergiler. O yüzden bu bir seçenek değildir aslında. Seçeceği tutum yerine yöneticilerin tutumuna demesi daha doğru olurdu. Bu da 2003 yılında gelen bir soruydu. Cevap A şıkkı. Geri kalan soruları sizlerin cevaplamasını istiyorum. Dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Umarım gönlünüzde ne varsa onu elde edersiniz. Dilerim hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsınız. Yani onca yıllık öğretmenlik deneyimime, yani 17-18 yıllık öğretmenlik deneyimime, KPSS deneyimime ve sınav deneyimime baktığımda gerçekten zor bir sınav değil. Dikkat gerektiren bir sınav. Ama şunu da söyleyeyim. Hafta sonu olan üniversite sınavında TYT kısmında Türkçe soruları zordu. Ama hepsi değil. Yani tabii ki de eleyici sorular olacak. Bir iki tane çok soru olacak, çok zor soru olacak ki rakiplerimizi eleyebilelim. Aradaki fark ortaya çıksın. Ama hepsi de zor değildi. Yapılamaz değil. Dikkatle yapılabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatiniz, şansınız ve bilgileriniz yanınızda olsun diyorum.
Hoşça kalın ve başarıyla kalın.